Evet, selamun aleyküm. Murat Taylan'la Gönülden Gönlüne programa hepiniz hoş geldiniz. Şerefler verdiniz efendim. Bu anlamda da tüm Müslüman aleminin cumasını kutlu olsun, mübarek olsun inşallah. Evet, bugün çok değerli başkanımız aramızda. İzmit Kandıra Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanımız Sayın Hüseyin Öz aramızda. Sayın Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şerefler verdiniz Allah başkanım. razı olsun. Nasılsınız? Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Başkanım, Hüseyin Öz kimdir? Öncelikle bunu sormak istedim. Allah razı olsun. Öncelikle tüm Müslüman alemin cumasını kutluyorum. Amin. Bizi TV 62'ye bugün davet eden sizlere çok teşekkür Allah ediyoruz. razı olsun. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz başkanım. Hüseyin Öz 1973 Kandıra doğumlu. Askerliğe kadar Kandıra'da ikamet ettim. Askerlikten sonra İzmit'e göç ettim. Sonra muhtelif yerlerde çalıştım. Daha sonra bir ticari hayatım oldu. Sonra İstanbul'a gittim. İstanbul'da esnaflık yaptım. Tabii ki orada biraz bu 2001 yılında ticari bu doların falan endeksin çıkışına dolayı bir ticari sıkıntı yaşadık. Ticari sıkıntı yaşadıktan sonra tekrar Kocaeli'ye geriye döndük. Muhtelif yerlerde çalıştık inşallah. Şu anda ticari işte o Şu anda ticari olarak bir iş yapmıyorum. Sadece yeni bir sektöre girdim. Öz Sanat diye bir hat tablo işi yapıyoruz. Artı da bir kamuda görev yapıyorum ben kendim. hayırlısı olsun Allah başkanım. razı olsun. Hayırlısı olsun. Geçmiş olsun diyelim. Sağ O olun, Allah razı olsun. dönemlerde Evet. tabii sıkıntılar vardı ama hamdolsun şimdi Güzel. iyiyiz yani. Evet, iyiyiz. Devletimiz Hamdolsun. güzel yerlere Şükürler gidiyor olsun. inşallah. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız, belediye başkanlarımız, milletvekillerimize buradan çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah güç kuvvet versin inşallah. Başkanım, Kançevder'de üyeniz ve başkanınız nasıl gelişti? Onu da sormak istedim. Şimdi bizim Kançev Derneğimiz 1999'da kuruluyor. Ben şu an 6. başkanım. Benden önce 5 tane arkadaşımız bu dernekte başkanlık yaptı. Sonra benim başkanlığım döneminde Kançev'e bir vizyon katalım istedik. Dedik ki daha önce bizim yönetimimizde İzmit'e bağlı köylerde oturan hemşerilerimiz de vardı derneğin yönetiminde. Bir ayrılık vardı. Yani İzmit ve Kandıra noktasında bir ayrılık Evet. yaşanıyordu fikirsel olarak. Ama biz aynı kültürün insanlarıyız bu şehirde. Evet. Arkadaşlarla oturup istişare yaptık. Dedik ki bu vizyonu değiştirelim. Ne yapalım? İskander olarak yani İzmit Kandıra Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak bunu birleştirelim. Bu aramızdaki set algıyı da kaldıralım istedik. Çok güzel. Çok şükür bunu da kaldırdık ve İzmit ve Kandıra bu şehrin yerli unsuru olan manav tabiri ettiğimiz hemşerilerimizi birleştirdik. Çok güzel. Ve ortaya İskander diye bir dernek çıktı. Ve güzel de bir oluşum oldu. 30 kişilik bir yönetim kurulu kurduk. Bunun akabinde bir 40 kişilik gençlik kollarımızı kurduk. Çok iyi. Sonra bir de kadın kolları yapılanması yaptık. Yani dışarıdan bakan arkadaşlarımız ya siz bir siyasi parti gibi oldunuz sözlerine muhatap olduk. Ama biz bir derneğiz. Biz kendi kültürümüzü yaşatmak için bu oluşumu kurduk. Evet. Ve güzel de oldu. Ve içimize bir sürü renkleri aldık. Nedir bu renkler? Yönetici olarak içimizde olan arkadaşlarımız bazıları Cumhuriyet Halk Partisi vizyonunu taşıyan, fikriyatını taşıyan, Milliyetçi Hareket Partisi fikriyatını taşıyan, Evet. Saadet Partisi menşehli olan, AK Partili menşehli olan bu düşünceye sahip olan arkadaşları da bir araya getirdik, bir çatı altına topladık. Çok Çok büyük bir güzel de bir başarı mozaik başkanım. oldu. Vallahi tebrik ederim başkanım Çok size. güzel de mozaik oldu. Siyaset konuşmuyoruz. Sadece kültürümüzü bu kentte daha üst seviyelere nasıl taşıyabiliriz? Evet. Hep bunu konuşuyoruz, işler yapıyoruz. Ve güzel de projelerimiz oldu geçmişte de.
Ve ileriki süreçte de güzel projelerimiz olacak inşallah. İnşallah başkanım. Tebrik ediyorum gerçekten. Allah razı olsun. Başkanım şunu da sormak istiyorum. Neden İskender? Neden İskender? Az önce ifade ettiğim gibi geçmişten gelen bir algı vardı işte. Demiştim ya algı vardı. Yani İzmit'in manavıyla Kandıra'nın manavı aynı kültürü, aynı insanız, aynı milletiz. Evet. Yani bir ayrılık var diye. Onun için bu ayrılığı kaldıralım ortadan diye onun için İzmit ve Kandıra'yı birleştirdik ve İskender İzmit ve Kandıra'nın arasında bir köprü görevi yapsın. Kandıra'nın sorunlarını, İzmit'in sorunlarını ve Kandıra'nın kültürünü, İzmit'in kültürünü aynı zaten hiçbir sıkıntı yok. İzmit'te bir sürü köylerimiz var bizim kültürden olan hemşerilerimiz var. Evet, bunları bu kentin kamuoyunda, işte bu kentte üst seviyelere çıkarmak için İskender diye bir derneğimizi kurduk çok şükür yani. Hayırlısı olsun, başarılar diliyorum Sayın Allah Başkanım. Allah razı olsun. Derneğinize İzmit'i dahil ettiğiniz için Kandıra'ya daha iyi hizmet vereceğinizi söyleyebilir miyiz? Tabii ki söz verebiliriz. Şöyle, çünkü bizim İzmit merkezimize, yani şehrimizin kalbi olan İzmit'e, evet, 42 kilometre uzakta olan bir ilçemiz. Tabii ki Kocaeli'nin kalbi İzmit'te atıyor malumunuz. Hem mesafe olarak uzak. Onun için biz Kandıra'mızın sıkıntılarını bu şehrin kalbi olan İzmit'te daha çok gün yüzüne çıkarabilir ve daha çok kamuoyunda paylaşabiliriz. Onun için bu konuda kendimize güveniyoruz. Evet başkanım. Onun için Kandıra'nın sorunlarını da kamuoyuna paylaşmak için de Kandıra halkımıza, Kandıralı hemşerilerimize ve bir Kandıra'nın öz evladı olarak sözümüzdür yani. Allah razı olsun başkanım. Başkanım isterseniz bir parça okuyayım ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Devam edelim inşallah. Evet. Ne diyelim? Al benim yanına ya Resulallah diyelim inşallah. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Canıma yedi, bitire bitire beni tüketti. Canımın canısın ya Resulallah, bitire bitire beni tüketti. Canımın canısın ya Resulallah. Al özledim Resulüm edile dedi,
ona aynı senedir. Bedine gülleri tane tanedir. Canımın canısı Resulallah. Bedine gülleri tane tanedir. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Evet başkanım, kaldığımız yerden inşallah devam edelim. Kongreyi biraz konuşabiliriz yani. Tamam başkanım, buyurun. Ha. Kongreyle ilgili konuşalım isterseniz. Şimdi tabii biz Kançev'den İskandar'a geçerken tabii bir heyecan oluştu. Sonra olağanüstü biz bir karar aldık. Evet. Sonra 1 Nisan 2016 tarihinde tabii hemen Sivil Toplum Merkezi'nde böyle bir heyecanla olağanüstü kongreye geçtik. Daha sonra önümüzde normal olağan kongre sürecine girdik. Bundan alakalı tabii çalışmalarımız yaptık. Mevlana Düğün Salonu'nda Bekirdere'de yani 1000 kişilik bir katılımla bir kongre yaptık. Ve buradan tüm Kocaeli'deki gelen gelemeyen STK başkanlarıma teşekkür etmek istiyorum. Çok yüksek bir katılım sağladılar. Allah razı olsun. Sağ olsun. Her birinden ayrı ayrı. İnşallah bundan sonraki süreçte de STK başkanlarımızla beraber, evet başkanım, bu kentte birlik içinde güzel işler yaparız diliyorum yani. İnşallah. Bu arada ziyaretlerde de bulundunuz değil mi başkanım? Tabii ziyaretlerde bulunduk. Kentimizi yöneten yerel anlamda belediye başkanlarımızı ziyaret ettik. Derneğimizin projelerini anlattık. Evet. Sayın valilerimizi ziyaret ettik. Bir önceki valimizi, işte yeni gelen valimizi ziyaret ettik. İşte kaymakamlarımızı ziyaret ettik bölgemizde. Ve daha da açtık. Yani biz İzmit ve Kanlıra bir kültür derneği olarak Kartepe Dernek Belediye Başkanımızı da ziyaret ettik dernek olarak. Başkale Belediye Başkanımızı da davet ettik. Onlarla da projelerimizle alakalı güzel alışverişlerimiz oldu inşallah. Başkanım, derneğinizin yeri? Derneğimizin yeri 3 yol Bekirpaşa, eski Bekirpaşa bölgesinde 3 yol mevkisi diye bir mevki var. Evet. Yani açık adres olarak şöyle söyleyeyim. Orada bir lokanta vardır. Zincirlikuyu Camisi'nin yan tarafında. O lokantanın üstündeyiz. Zincirlikuyu Camimiz vardır. Üç yolu hemen geçtikten sonra çarşıdır. Onun yanında derneğimizin merkezi inşallah. Başkanım, üye sayısı? Şimdiki derneğimizin üye sayısı 8000'e buluyor bu zamana kadar. 96'dan beri. Ama tabii bunlar aktif üye, pasif üye diye ikiye ayrılıyor. Biz tabii bunları ne yaptık? Bazılarını geçmişten gelenleri, bizden öncekileri işte pasif attık. Biz şu an 280 tane falan bizim üyemiz vardır dernekte. Evet. 280 tane aktif olarak derneğimiz, üyemiz var derneğimizde inşallah. Evet başkanım. Başkanım, bir reklam aramız var. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamam inşallah. Reklamlardan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın efendim. ...262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları.
Kocaeli imant oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim, ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 28 92. Evlerinizi güzelleştiriyoruz. Fatmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe öncü olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve Alüminyum Doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166. 0533 385 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız, değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Öyle bir yer hayal edin ki sizi mutlu edebilecek her şey olsun.
Kocaeli'nin incisi Seka Park'ta Körfez'in eşsiz manzarası eşliğinde huzur bulacağınız ortamıyla Palmiye Cafe yenilenen yüzüyle sizlerle birlikte. Özgüven Market. Hizmette kalite, alışverişte ise özgüven. Acısu Derbent ve Nusretin şubeleriyle siz değerli müşterilerini bekliyor. İletişim 0262 353 42 21. Eftal Maya Evleri, Kocaeli'nin Gözde semti, Yeni Mahalle Radar mevkiinde, doğanın içinde, yaklaşık 1000 metrekare yeşil alan içerisinde, 20 daire, 3 iş yeri, 200 metrekare kapalı otoparkı ile siz değerli sahiplerini bekliyor. Maksimum güvenceyle hayallerinize kavuşacağınız yeni yaşam alanları, Eftal Maya Evleri. Gözemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. İmza Sevinç Aksu. Lösev hayat verir. Yılından bu yana hizmet veren Aşina Çorba, 150 kişilik kapasitesiyle müşteri odaklı çalışan personeli ve her türlü müşteri istek taleplerini değerlendiren servis anlayışıyla göz doldururken, siz değerli müşterilerini lezzetleriyle de aşina yapıyor. Muhteşem çorbalarının yanında müşterilerine farklı lezzetler de sunan Aşina Çorba, şimdilerde ocakbaşıyla da iddiasını ortaya koyuyor. Alışılmış lezzetlerin dışında yöresel lezzetleri de sunarak 7 gün 24 saat hizmet anlayışıyla evlere ve iş yerlerine aldığı siparişlerle Adana'yı ayağınıza getiriyor. Unutulmaz bir lezzet deneyimi için sizleri de Aşina Restoran ve Ocak Başı'na bekliyoruz. 262 inşaat ve yapı malzemeleri. Isı yalıtımlı cephe kaplamaları. Kocaeli'yi manto oluyoruz. İşimiz doğru karar, doğru tercih ve doğru malzeme ile tüketici ve çevre dostu hizmetler yapmak. Mantolama, dekorasyon, elektrik ve su tesisatı, anahtar teslim ev yapımı ve tadilatlarıyla A'dan Z'ye tüm inşaat malzemeleriyle hizmetinizdeyiz. Adres Yenikent Mahallesi Venüs İş Merkezi A Kapısı 6 No 232 Derince Kocaeli. İletişim 0262 324 41 74 0532 733 06 85. Siz isteyin, biz yapalım. 262 İnşaat. Kaliteyi gardırobunda taşımak isteyen erkeklerin tek adresi Bagimen. Bagimen. Şıklığın ve kalitenin anlam kazanmış hali. Bagimen. Siz de erkek giyimi için bir adres arıyorsanız Bagimen'e uğramadan karar vermeyin. Giy ve kalitenin farkına var. Bagimen. Bagimen. Adres İnönü Caddesi, Ömer Ağa Mahallesi, No 156'ya B, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 322 2892.
evlerinizi güzelleştiriyoruz. Atmaca Alçı Yapı. Kurulduğu yıldan beri inşaat sektörüne birçok taahhüt, projelendirme ve müteahhitlik hizmetlerinde bulunan Atmaca Alçı Yapı, alçıpan, dekorasyon, iç ve dış cephe boya, ses, ısı ve su yalıtımı, dış cephe mantolama ve dış cephe söve dekorasyon hizmetleriyle de sektöründe önce olmaya devam ediyor. Estetik tasarımlar ve dekoratif çözümler sunan Atmaca Alçı Yapı, Kocaeli'de binlerce müşteriye hizmet vererek kaliteyi ön plana çıkartıyor. Sizler de uygun fiyat avantajlarıyla kaliteli hizmetten yararlanabilir, evinizin güzelleşmesini sağlayabilirsiniz. Kadıköy Mahallesi, Turay Güneş Caddesi, No 223, İzmit, Kocaeli. İletişim 0262 321 67. Kaliteli malzeme ve profesyonel hizmet Serpen Sineklik BVC Plastik Doğramadan sağlanır. Pilise Perde, Pilise Sineklik, Panjur, Katlanır Cam, Alüminyum Korkuluk ve alüminyum doğrama, ses, su ve toz almayan tüm ürünleriyle yapılarda kusursuz çözümler. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğramada. İletişim 0262 311 1166 0533 300 85 58. Adres Yenişehir Mahallesi Sultan Baba Sokak No 33 İzmit Kocaeli. Serpen Sineklik PVC Plastik Doğrama. Hayata bir de bizim penceremizden bakın. Evet efendim, Murat Taylan'la Gönülden Gönlüne programı hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz tekrardan. Evet Sayın Başkanımız tekrar aramızda. Başkanım tekrar hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Başkanım, derneğinizde yapmış olduğunuz etkinliklerle ilgili bilgi verir misiniz? Tabii ki benim bir dönemde Kançev'de başkanlığım süreci devam etti. Kançev, niye Kançev'i vurguluyorum ki daha önce benden önce Kançev'de 5 tane arkadaşımız başkanlık yaptı ve yöneticilik yapan arkadaşlarımız var. Onları da onur etmek adına onlarla beraber geçmişte güzel projelere imza attık. Mesela bir hasat şenliği yapıldı Kandıra yolun kenarında. Daha sonra Kançev olarak kentimizde, Kandıra'mıza, İzmit'imize yerli unsur olarak görev yapmış, milletvekili yapmış, belediye başkanı yapmış. İz bırakan ödül töreni düzenledik. Arkadaşlarımıza, büyüklerimize bir plaket takdim ettik. Kançev'de serüvenimiz bittikten sonra, İskandar'a geçişimizden sonra hemen kongremizin akabinde hemen zaten 1 Nisan'da ilk kongremiz olduğu için 23 Nisan'da 23 tane Suriyeli buradaki mülteci kardeşlerimizi hemen bulduk. Arkadaşlarımızın vasıtasıyla bulduk. Onlarla hemen irtibata geçtik ve onlarla alakalı hemen acilen bir proje yaptık. Bir gün aldık onları. Bizler de onlarla beraber iki günümüzü geçirdik ve bir gün aldık. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımıza bize bir vapur tahsis etti. O vapurla Kocaeli Körfezi'nde yarım gün onlarla gezdik. Sonra öğleden sonra beraberliğimiz oldu, bir piknik yaptık. Daha sonra ikinci günü, pazar günü bu mülteci kardeşlerimizi aldık aileleriyle birlikte. Kandıra yolunda Kayıplar diye bir okulumuz var. Okulumuzun bahçesinde 23 tane onların anısına fidan diktik. Maşallah başkanım. Daha sonra oradan sonra kalktık gittik Kandıra yolunda. Tekrar onlarla beraber bir piknik yaptık. Evet. Sonra eğlendik. İki günümüzü onlara vakfettik. Onlar açısından da bizim açımızdan da çok güzel bir çalışma oldu. Onun akabinde tabii muhtelif ziyaretlerimiz oldu. İzmit'te, Kandıra'da. Ve devam ettik inşallah. Vallahi tebrik ederim başkanım. Allah razı olsun. Başkanım, Kandıra'nın gelişimine katkı sunmak için neler yapacaksınız? Biz bu konuyla alakalı geçmişte birkaç sefer açıklamamız oldu. Yerel yöneticilerimizden de yani belediye başkanımızdan da bu konuda çok istişarelerimiz oldu. Kandıra Belediye Başkanımızla, bir önceki belediye başkanımızla, mevcut olan Ünal Köken başkanımızla
Kandıra'mızda bir OSB diye bir Kandıra'ya katkı sunacak, Kandıra'yı geliştirecek diye bir OSB organizasyonu vardı. Ne gariptir bir vaka olarak ortada duruyor. Bundan alakalı bizler de bayağı çalışmalar yaptık. Evet. Çünkü bizim için OSB Kandıra'nın gelişimi anlamında güzel bir proje ve biz destekliyoruz bunu. İş anlamında çünkü Kandıra'mız bu noktada göç veriyor. Yani gençliğimizi, neslimizi veya bizim kardeşlerimizi orada tutmak için güzel projeler yapılması gerekiyor. Ve bu OSB de bizim için önemli. Biz de bunu destekliyoruz ve yanındayız. Çünkü göçü önleyemiyoruz. Kandıra'dan metropol şehire göçü önleyemiyoruz. Ne oluyor? İş alanları olmadığı için Kandıra'da kardeşlerimiz doğal olarak büyük şehire göç ediyor. Şimdi göçten açtınız konuyu da Sayın Başkanım. Şimdi bir de Kandıra'nın nüfusu 48 bin. Gözükse de İzmit şu ile birlikte arttı değil mi? 200 bin. 50 bin falan 50 bin. Şu anda o civarlarda. 200 falan. Binden fazla nüfusumuz var. Evet. İzmit'e giden göçü Kandıra'ya geri döndürmek için dernek olarak çalışmanız olacak mı Başkanım? Şimdi ondan alakalı tabii bizim mevcut olarak 51 bin. Son aldığımız resmi rakamlara göre 51 bine yaklaşan bir nüfusumuz var şu an Kandıra'da. Evet. Yani 250 binin üzerinde de İzmit şehirde oturan bizim hemşerilerimiz var. Bunlarla alakalı biz arkadaşlarla beraber yönetimimizde bir ARGA birimi oluşturduk. Şu an proje çalışması yapan arkadaşlarımız var ARGA noktasında. Evet. Yani tarımsal alanda, turizm alanında çalışmalar yapıyor. İleriki günlerde inşallah kamuoyumuzla paylaşacağız bunları. Yani çünkü Kandıra'mız göç veriyor demiştik az önce. Evet. Onu önlemek adına güzel projelerimiz var. Biraz gizli tutuyoruz. Çok sürpriz projelerimiz var. İnşallah önümüzdeki günlerde kamuoyumuzla paylaşacağız. Evet başkanım. O zaman ben bir parça daha geçeyim. Geç baş. Ondan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim. Gel gör beni diyelim. Gel gör beni
gel gör beni dedik. Aşk ağzınıza neydi? Sağlık Murat Bey. Allah razı olsun başkanım. Çok teşekkür ederim. Sağ ol, var olsun. Evet başkanım. Başkanım, yerel dernekler bir araya gelmiş bu konu hakkında. Neler söylemek istersiniz? Şimdi Murat Bey, yıllardır bizde bir böyle bir şey vardı. Her kenarda bir derneğimiz vardı bizim, her kenarda. Evet başkanım. Biz bölgemizde birkaç dernek başkanıyla beraber böyle içimiz yanarak konuştuk. Dedik ki arkadaşlarla beraber, ya dedik bu dernekleri bir toparlayalım. Bu dernekleri bir araya getirelim. Güzel bir fikir ortaya çıktı arkadaşlarımızla beraber. Geçen akşam pazar günü birkaç dernek başkanımızla irtibat haline geçip bu oluşumu ilk meşalesini yaktık Murat Bey. Hayırlısı olsun. Ve masa bir masa oluşturduk. Yuvarlak bir masa oluşturduk. Ve Kandıra'dan Gebze'ye kadar, Gebze'den Karamüsel'e, Karamüsel'den Kartepe'ye, Başkele'den Derince'ye, Derince'den Gölcü'ye kadar yerel anlamda dernekçilik yapan hemşerilerimizi o masanın etrafına toplamak adına bir meşale yaktık. Ve çok güzel bir oluşum oldu. Orada bir fikriyat koyduk ortaya. Ve ben İskender Başkanı olarak, Hüseyin Öz olarak o akşamki konuştuğum fikriyatımın arkasındayım. Ve inanıyorum ki o masanın etrafında olan dernek başkanlarımız da o fikriyatta, sen ben olmayalım. O masada hepimiz biz olalım dedik. Evet. Ve irili ufaklı derneklerimiz var. Köy derneklerimiz de var. Mesela beni o akşam çok mutlu eden bir hadise var. Ve buradan da kamuoyuna ve arkadaşlara duyurmak istiyorum. Bu masaya bir isim koyalım dedik Murat Bey. Yani bu birlikteliğe bir isim koyalım. Fikirleri ortaya attı arkadaşlar ve bir köy derneğimiz bir fikir koydu. Dedi ki değerli başkanlarım, o da bir dernek başkanımız, dedi ki Kocaeli Manav Türkleri dayanışma platformu olsun mu dedi. Çok hoşuma gitti benim. Diğer arkadaşlarımızın da hoşuna gitti ve masanın ismini Kocaeli Manav Türkleri dayanışma platformu kurduk. Evet. Ve şu an mevcut o akşam yönetim kurullarıyla beraber 25-30 kişi arkadaşımız bir araya geldik. 11 tane dernek başkanımız orada hazır bulundu. 4-5 tane derneğimizin o akşam acil işleri çıktığı için başkanlarımız gelemediler. Ve önümüzdeki toplantımız var. Mayıs'ta, 6 Mayıs'ta inşallah 20 dernek hedefliyoruz. Ve daha da üste çıkabilir. Ve artık biz olalım. Kandırasından az önce ifade ettiğim gibi Gebze'sine kadar biz olalım, beraber olalım, tek ses olalım niyetiyle o masadayız. Ve güzel de bir heyecan var masada. Ben kardeşlerimin, diğer dernek başkanlarımın, diğer yönetici arkadaşlarımızın gözlerinin içine baktım. Ve hepsi heyecanlı. Ve kamuoyundan aldığımız bir bilgiye göre de geç kalınmış bir birliktelik dendi bize. Evet. Ve Allah'ın izniyle pazar akşamı bir meşale yakarak sembolik olarak arkadaşlarımızla beraber güzel bir oluşum ortaya çıktı. İnşallah daha da ileriye taşıyacağız ve güzel projelerimiz var. Şu an kamuoyuyla paylaşmıyoruz. Arkadaşlarımızın çok büyük fikirleri var. Diğer dernek başkanlarımızın çok heyecanlılar. İnşallah bu sefer olacak. Hadi bakalım. Allah'ın izniyle bu sefer inşallah. Manavlar beraberce inşallah. Omuz omuza, kol kola. Çünkü biz böyle bu kentin yerli olma münasebetiyle pek böyle cesaretimiz olmuyor bazı şeylere, tamam mı? Zaman aşımıyla kenara çekilip oturuyoruz ama evet. Bu sefer heyecan var. Bizim arkamızdan gelen gençlerimizde heyecan var. Bizim kuşaktaki arkadaşlarımızda heyecan var. İnşallah bu sefer birlik ve beraberliğimiz için güzel bir oluşum meydana çıkacak kanaatindeyim. Ve inşallah beraberliğimiz, platform adına beraberliğimiz daim olur diyorum. Vallahi çok büyük başarı başkanım. Ben sizi tebrik ederim gerçekten. Hep beraber, hepimizin yani başarısı. Yani bu. Ben buradaki derneklere de çok teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberliği
sağlamışsınız. Allah razı olsun. Çok güzel bir şey başkanım. Yani birlik ve beraberlik içerisinde adım atmak çok önemli. Siz de bunu ve diğer dernek başkanları başarmışsınız. Evet. Allah razı olsun. Ne diyelim başkanım? Başkanım son olarak neler söylemek istersiniz? Şimdi son olarak tabii Hüseyin'in bir hedefi var mı diye bazı arkadaşlar soruyor. Yani bu kadar yoğun çalışması var. Ben niyetimi ve fikriyatımı son olarak burada arkadaşlarla da ve kamuoyuna da paylaşayım. Dünya 3 günlük. Evet. Bir doğumum var, bir yaşamım var, bir ölümüm var. Onun için bu 3 günlük dünyada yüce yaratıcımız, Rabbimiz bize bir rol biçmiş. Celle Celaluhu. Onun emri ortada, doğruları ortada. Yapın dedikleri ortada, yapmayın dedikleri ortada. Bu 3 günlük dünyada benim sözüm birbirimizi Allah için sevelim. Evet. Bizi yaradan için sevelim. Bizi birbirimizi Rabbimizin rızası için sevelim. İnsan Efendimizin sözü var ya, siz birbirinizi sevmedikçe hakiki manada iman etmiş olmazsınız diyor. Evet. Her şey neden geçiyor? Sevgiden geçiyor. Ne çıkıyor bize dönük? O zaman birbirimizi sevmek çıkıyor. Irk, mezhep ayırt etmeden sen şucusun, ben bucuyum, sen şu millettensin, ben bu milletten demeden birbirimizi Allah için severek kol kola bu şehirde, bu kentte daha neler yapabiliriz? Bu kentin gelişmesi için, bu kentin refahı yükselmesi için, yaşanabilir bir şehir haline gelmesi için, evet, hep beraber birbirimizi Allah için severek kol kola beraber olmayı diliyorum. Allah razı olsun başkanım. Çok güzel temennilerde bulundunuz. Allah sizlerden gerçekten razı olsun. Teşekkür ederim Sayın Murat Bey. Bizi bu akşam bizi bugün buraya davet ettiğinizden dolayı. Evet. Biz de inşallah Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Bizi kırmadılar. Yoğun programları vardı ama Allah razı olsun geldiler. Kadir Cansever abime de çok teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisi. Sevdiğim abim. Allah razı olsun. Başarılar diliyorum kendilerine. Evet, inşallah başka programda görüşmek dileğiyle. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hep sağlıkla kalın efendim.